Aloha, bugün Abraham'ın 5. videosuyla karşınızdayım. Karşınızdayız aslında. Abraham'ın çevirisini yapıyor olacağım size. Bu videoda 5. konu ele aldığımız ve Vortex'i ele alacağız. Yani konumuz Vortex nedir olacak? Videoya başlamadan önce, daha doğrusu çeviriye başlamadan önce şunu belirtmek isterim çünkü sonda aklımdan çıkabiliyor. Bu çevirinin İngilizcesini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bir de açtığınız ilk videoysa, yani Abraham Hicks kimdir videosunu izlemediyseniz onu yukarıdaki bu şeye, karta koyarız ya da açıklamalar kısmına da ekleriz. Oradan ilk önce, yani diğer 4 videoyu izlemeseniz de Abraham Hicks kimdir videosunu izlemenizi öneririm. Ama benim nacizane önerim, hani 1, 2, 3, 4, 5 diye hani sırayla giderseniz bu 5. video olarak, konu olarak ele aldığımız çok daha sağlıklı olur. Ben Abraham'ın, şunu da söyleyeyim videoya başlamadan, kelimesi kelimesine zaten onun söylediklerini çevirmem mümkün değil. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama bazı kelimeler Türkçe'ye çevrilemeyebiliyor, bazıları eksik kalabiliyor. Bu da aklınızda olsun. Başlıyoruz. Vortex nedir? Abraham başlıyor. Öyleyse hayal et bu kaynaktan gelen enerjiyi. Buna Tanrı diyelim. Sen genelde öyle diyorsun. Kaynaktan gelen bu enerji, herkesin istediği, onlar için en iyi olabilecek enerji aslında. Bundan daha iyi bir olanak hayal edebiliyor musun? İstenilen her şeyin tutulduğu o yerden daha doğru bir yer hayal edebiliyor musun? Hiçbir şeye karşı bir direncin olmadığı yer. Öyle bir yer ki sen neyi istersen o hep sana geliyor, veriliyor. Ve eğer bizimle biraz kalabilirsen, hayal et, fiziksel bir çevre dahi olabilir bu. Herkes burada kişisel ve önemli taleplerini dile getiriyor. Ve sorduklarında, taleplerini dile getirdiklerinde onu her zaman alıyorlar. Talepleri her neyse. Biz sana sadece hatırlatmak isteriz ki herhangi birinizin istediği herhangi bir şey sadece bir sebepten dolayıdır. Ona sahip olduğun zaman kendini iyi hissedeceğini düşündüğün için. Başka bir deyişle, her ne istiyorsan, arzuluyorsan bu sadece alignment, yani hizaya girmek, harmoni, bütünlük, kaynağın onayı için oluyor. Yani iyilik için aslında ve bu da sen oluyorsun. Bir toplum hayal et, binlerce insanın isteklerini dile getirdiği ve kaynak her bir isteği görüyor, sordukları şeyin eş değerini biliyor. Bu fiziksel ortamda olan da bu. Binlerce insan kim olduklarına dair hizada hissetmek için çalışıyorlar. Sordukları zaman endişe duymuyorlar, cevabı almayacaklarını düşünüp. Ya da şüphe duymuyorlar ve başkalarıyla herhangi bir rekabet içine girmiyorlar. Başkalarının yanlışını yüzüne vurmuyorlar, kendileri haklı olabilmek için. Onlar sadece soruyorlar ve verileni kabul ediyorlar. Biz istiyoruz ki biraz geri gidin bizimle ve size her nasıl gözüküyorsa gözüksün bu, sadece şu anda ne olduğuyla ilgili. Sizler hepiniz sormak, istemek için buradasınız. Ve kaynak isteklerinize cevap veriyor ve bütün insanlık daha da genişliyor sizin harikulade katılımınızdan ötürü. Burada sizinle konuşmamızın sebebi bizi davet etmiş olmanız. Biz isteklerinizi değiştirmek için burada değiliz. Biz sadece sürecin nasıl işlediğini anlamanızı istiyoruz. Durduğunuz yeri anlamanızı istiyoruz. Olduğu haliyle her şeyin mükemmel olduğunu. Biz sadece anlamanızı istiyoruz. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Kontrast sizin başka şeyler talep etmenize sebep oldukça gelecek jenerasyon da bundan yararlanıyor olacak. Bir başka deyişle, her bir jenerasyon bir önceki jenerasyonun çabaladığı konulardan fayda sağlıyor, yararlanıyor. Bunu kabulleniyorsunuz. Biz sadece anlamanızı istiyoruz. Ölmeniz ya da gelecek jenerasyonda yer almanız gerekmiyor bunu deneyimlemeniz için. Sormanız gerekiyor sadece ve sorduğunuz her neyse o cevabı almak için alıcı olabilmeniz gerekiyor.
Öncelikle bu oyunun nasıl oynandığını anlamanız lazım. Evrenin kurallarını anlamalı, iki vibrasyonel yönünüzü anlamalı, istediğiniz her neyse ona doğru ilerleme yönünde gitmeye istekli olmanız gerekiyor. Ve en başta o soruyu sormanıza, istediğiniz her neyse sizi ona neyin ittiğine dair sorular sormaya son vermeniz gerekiyor. Bir başka deyişle, mesela para ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız ve her gün soruyorsanız, daha fazla paranızın olması için ama devam ettikçe benim yeterince param yok ve bu adil değil. O adamın ya da kadının bu kadar parasının olması adil değil. Ve birinin bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Bu adil bir şekilde dağıtılmadı ve çok fazla insan var bu pastadan yararlanan. Her birimize yeterli kadar dilim düşmüyor. Bu davulu çalmaya devam ettikçe, davuldan kastı işte bu düşünce girdabına girmek aslında. Bu davulu çalmaya devam ettikçe kendinizi vibrasyonel davranıştan mahrum bırakıyorsunuz. Sizi sorduğunuz, istediğiniz o yere götürecek olan vibrasyonel yani titreşimsel davranıştan. Talihiniz, şansınız, biz buna titreşimsel gerçekliğiniz diyoruz, vibrasyonel talihiniz ve bu sadece vibrasyonel bir talih de değil, bu gerçek talih ve şans. Fizikselde de kendini açıkça gösterecek olan. Sizin şansınız sizin için tutuluyor bu titreşimsel bankada. Ve kimsenin buraya girme yetkisi yok sizin dışınızda. Kimse oraya girip sizin emanetinizi alamaz. Ama birçoğunuzla ne oluyor biliyor musunuz? Oraya girmiyorsunuz ve onu almıyorsunuz. Onun dışında kalıyor ve ona sahip olmamakla ilgili sadece söylenip duruyorsunuz. Oraya girebilecek tek kişinin siz olmanıza rağmen. Biz anlamanızı istiyoruz ki bu her şeyin olduğu yere vibrasyonel gerçeklik ve emanet diyebiliriz. Ona, biz buna vortex diyeceğiz. Esenlik vorteksi. Sizlerin kendiniz için yarattığı. Bu dünyaya gelmeden önce bile birazını o vortex'e zaten koymuştunuz. Doğduğunuz andan itibaren de koymuş bulunuyorsunuz ve hayatın size sordurttuğu, sizin istediğiniz her şey aslında orada, vortex'te mevcut. Sadece sizin için orada beklemiyor aslında. Çekim yasasının karşılığı olarak da orada bulunuyor. Oraya koyduğunuz her bir talebe çekim yasası karşılık veriyor ve hakiki bir vortex var. Biz de bunu vurguluyoruz ki siz bunun manyetik özelliğini hissedebilin. Anlamanızı istiyoruz ki, bir şey istediğinizde onun gerçekleşmesi için gereken her şey orada mevcut hale gelir. Onu gerçekleştirebilecek her şey. Öyleyse mesela bir sevgili istediğiniz zaman belli bir tipte, davranışta, maddi duruma sahip, sevebilecek biri. O sevgili orada oluyor ve vortex'te istediğiniz her şey mevcut halde bulunuyor. Sizi bir araya getirebilecek tüm bileşenler. Bu toplantının size sormak istediği ve cevap vermenize yardımcı olabileceği şey şu. Siz yardımcı olmaya razı mısınız? Abraham buna yardımcı bileşen olmaya razı mısınız diyor aslında. Siz yeterince yardımcı mısınız vortex'inize gelip bütün sevgililerinizle tanışmaya? Paranızın olduğu, cevaplarınızın olduğu, berraklığın, canlılığın, neşenin olduğu, sizin vibrasyonel olarak olduğunuz yere gelmeye. Ya da sinirli bir şekilde dışarıda duruyor musunuz, şu davulu mu çalıyorsunuz yoksa? Uzun zamandır istiyorum ve asla olmuyor. Her yere bakıyorum ve bana göre kimse yok. Ve bu hiç adil değil. Bir arkadaşımın sevgilisi var ve o sevgilisini hiç hak etmiyor. Arkadaşım ona hak ettiği değeri vermiyor. Oysa ki ben ne kadar iyi bir sevgili olurdum. Benim sevgilim yok, benim sevgilim yok, benim sevgilim yok deyip Abraham burada egzajere edip ağlıyor, abartıp. Biz de diyoruz ki, evet senin bir sevgilin var, o iş bizde. Senin bir sevgilin var, sen sadece onun olduğu yerde değilsin. Senin sevgilin aşkın olduğu yerde. Sevgilin seni sonsuza kadar bekleyecek çünkü evrenin sen hazır olana kadar yeni sevgililer koyma becerisi var. Ups bu da gitti, şimdi yenisi geldi. Ups bu da gitti, şimdi yenisi. Ups bu da gitti şeklinde. İstikrarlı bir şekilde akarak yeni sevgililer senin vortex'ine doğru yol alıyor.
Çok nadir olarak senin de vortexinde olduğun ve tanışma ihtimalinize karşı. Orada olmayı senin de istiyor olman lazım. Orada dediği vortex. Başka her şeyden çok vortex'te olmayı istiyor olman lazım. Orada olmayı şikayet etmekten, onaydan, haklı çıkmaktan daha çok istemen lazım. Çünkü çoğu zaman o kadar haklısın ki odaklandığın yanlış hakkında, o kadar haklısın ki delillerin var, e-maillerin var, gerekçe olarak kullanabileceğin sadece ve sadece vortex'e girmemek için. Vortex'e girdiğin zaman her şeyin yolunda olduğunu biliyorsun. Başkalarına odaklanmıyorsun. Ve birçok insan bunun ne olduğunu keşfetti. İstedikleri hakkında konuşmayı öğrenen ve istemedikleri hakkında konuşmamayı öğrenen insanlar var. Eleştirmektense övmeyi öğrenen insanlar var. Pesimistik olmaktansa optimistik olmayı seçen insanlar var. Yani kötüye odaklanmaktansa iyiye odaklanmayı seçen. Kendilerini her bir düşünceyle vortex'e getirmeyi öğrenen insanlar var. Bu gerçekten bizim konuştuğumuz şey. İstediğiniz her neyse ona eş olmak durumundasınız. Bu sadece bununla ilgili. Öyleyse başka ne hakkında konuşmak istersiniz? Abraham'ın konuşması bitti arkadaşlar. Bunu böyle susup aslında içimize çekelim istiyorum, hazmedelim istiyorum. Oh diyorum. Yani ben size şunu itiraf etmeliyim ki çeviriyi yaparken o kadar çok olabildiğince kelimeleri doğru aktarabilmeye odaklanıyorum ki ne söylediğim yani ne yazdığımın farkında bile olmuyorum. Sadece doğru çeviri yapmaya odaklanıyorum. Sonra tabii ki de bittikten sonra yazdığımı okuyorum. O zaman anlamını anlayabiliyorum ve görüyorum. Ve okuduğum zaman içim böyle çok başka oluyor. Yani Abraham'ın enerjisi bana her zaman neşe, coşku, böyle inanılmaz bir yaşam sevinci katıyor. O yüzden zaten özellikle sizlerle de paylaşmak istedim. Umuyorum size de en az bana etki ettiği kadar etki eder. Umuyorum ki siz de delicesine böyle inanılmaz şekilde olumlu anlamda tabii ki zaten faydalanırsınız. Hayatınızda böyle bunu aktarabilirsiniz, yaşayabilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Sizlerden biri vortex nedir, buna değinir misiniz lütfen diye bana yazmıştı. Çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınıza her zaman açığım arkadaşlar. Gerçekten sizden geri bildirim almak benim için çok kıymetli. O yüzden eksik etmeyin. Onun dışında da Instagram'dan beni takip ederseniz eğer ki içinizden gelirse orada zaten daha sık tabii ki paylaşımlar yapıyorum. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı seçerseniz çok mutlu olurum. Artık haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Vortex'te kalın, sevgiyle, neşeyle, coşkuyla, yaşam sevinciyle kalın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız her biriniz.